Prekarya kavramı aslında çok yeni bir kavram. Yeniden kastım 2009 sonrasında İngiliz iktisatçı Guy Standing tarafından devreye sokuluyor. Ve bana kalırsa, bize kalırsa şu anda gündelik hayatı çok iyi açıklayan bir yeni bir sınıfsal kavram bu. Dünya uzun yıllar boyunca 1980'e kadar işçi sınıfı siyasetinin etkisi altındaydı. Hatta muhafazakar insanlar, muhafazakar partiler bile işçi sınıfı kavramlarını kullanabiliyordu, ezilmişler vesaire gibi. Bu İran için de böyle, diğer ülkeler için de, tüm dünya için böyleydi. Fakat 80 sonrasında dünya küresel bir dönüşüm yaşadı. Bu küresel dönüşüme baktığımızda ekonomik ciddi bir dönüşümden bahsediyoruz. Ve bu dönüşümün temel bazı öğeleri vardı. Mesela sendikalar gibi, işte meslek odaları gibi bunlar, yani kolektif kurumlar uluslararası kurumlar tarafından saldırıya uğradı. Ve insanlar, çalışan insanlar, işçi sınıfının üyeleri aslında giderek azalmaya başladı. Mesela 80 öncesi siyasette sosyal demokrasi ve korumacı siyaset çok önemlidir. Yani bir işçiyi kolay kolay kovamazsınız. Ya da bir işe başlarsınız. İşçi sınıfının genel faktörü budur. Yani 18 yaşında başlarsın, 65 yaşına kadar bu işi yaparsın. Fakat prekaryada bu yok. Çünkü prekarya güvencesiz sınıf demek. Ve şu anda Türkiye'de de dahil çoğu dünyada önemli bir toplumun önemli bir kesimini biz bunların oluşturduğuna inanıyoruz. Artık bu inanmayı da geçti. Şimdi işte bu konuda bir takım istatistiksel çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin kaçı, İran'ın yüzde kaçı bu prekaryayı oluşturuyor. Dolayısıyla prekarya kimdir? Güvencesiz, geleceksiz bir şekilde çalışan, özellikle gençlerden oluşan bir kitleden bahsediyoruz.